Adana'da trafiğin en yoğun olduğu noktada lambalar çalışmayınca trafik keşmekeşe döndü. Yayalar ve araçlar birbirine girdi. Peki trafik sorunu neden çözülmüyor? Ayrıntıları A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur'dan alacağız. Halil İbrahim, söz sende. Manuel, şu anda Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeyiz. Adeta burası Adana'nın kalbi. Hem araç yoğunluğu hem de yaya yoğunluğunun en fazla yaşandığı noktalardan bir tanesi. Bulunduğumuz yer Çakmak Caddesi ile İsmet İnönü Caddesi'nin kesiştiği nokta. İşte bir taraftan toplu taşıma araçları, diğer taraftan da otomobillerin birbirine karıştığı yer aslında. Şu anda hemen diğer tarafta gösterelim. İşte hemen yol kenarındaki toplu taşıma araçlarını görüyorsunuz. İşte o araçların buraya park etmesiyle birlikte tam da işte bu noktada birdenbire trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Hem yayalara hem de araçlara yönelik burada kırmızı ışık uygulaması gerçekleştiriliyor. Fakat bunlar birbiriyle koordineli olarak çalışmadığı için aslında bu tarz aksaklık yaşanıyor. İşte bakın araçların bir kısmı Çakmak Caddesi'nden hemen ileriye gitmeye çalışıyor ama diğer taraftan da hemen lambanın uyumsuz bir şekilde çalışması nedeniyle işte araçlar birbirine hemen burada girebiliyor. Hangi aracın ne tarafa gideceğini bilmek burada imkansız. İşte biraz daha geriden gelelim. Toplu taşıma araçları da çünkü saat 17 mesai saati çıkışı. Bu nedenle hem toplu taşıma araçlarının hem de insanların otomobille dışarıya çıktığı en yoğun saatlerden bir tanesi. Hemen ileriye göstermeye çalışacağım ama ileride de işte görüyorsunuz o taraftaki ışığın aslında bu tarafa doğru serbest yanması ve diğer ışıkların da sadece yayaya yönelik çalışması nedeniyle işte görüyorsunuz araçlar burada birbirine durup yol vermek zorunda. Burada işte hemen görüyorsunuz hızlı bir şekilde gelen diğer bir ticari taksi diğer araca doğru ilerliyor ama işte görüyorsunuz ileride yol boş olmasına rağmen işte burada uygulamada yaşanan eksiklik nedeniyle özellikle Adana Büyükşehir Belediyesi UKAME tarafından işte burada yeni bir tedbir alınmadığı için burada tedbir uygulanmadığı için Ulaştırım ve Koordinasyon Merkezi tarafından işte bu ışıkların doğru bir şekilde çalıştırılmaması nedeniyle aslında görüyorsunuz burada bir anda trafik işler acısı hale gelebiliyor. Hemen yan tarafı da gösterelim. İşte burası Çakmak Caddesi. Bakın şu anda Çakmak Caddesi'nde gelen, bu yöne gelen herhangi bir araç yok. Ancak buradan bir aracın gelmesiyle birlikte hemen burada, bakın o araç da orada da ortada tam kalmıştı. İşte tam da burada bir aracın gelmesiyle birlikte aslında burada hemen bir trafik yoğunluğu yaşanmaya çalışıyor. Tabii diğer taraftan yayaların işi de zor. O tarafa doğru da ilerleyelim. Çünkü yayalar içinde burada kırmızı ışık uygulaması gerçekleşiyor. Fakat bu ışıklara bakın şu anda yeşil yanmasına rağmen hemen görüyorsunuz araç ilerliyor burada. Ve şimdi araçlar için kırmızı yandı fakat görüyorsunuz hemen buradaki araç ortada kaldığı için bakın trafik birdenbire şu anda burada kilitlenecek. İşte burada sürücüler ayrı bir sınav veriyor Adana trafiğinde. Araç yoğunluğu olmamasına rağmen ulaşımda işte UKOME'nin buradaki tedbirlerinin yetersiz olmasından dolayı işte hem yayalar hem de sürücüler burada zorlu dakikalar yaşıyor diyelim ve sözü Adana'nın kalbinden İsmet İnönü Parkı'nın hemen yanı başında İstanbul merkeze bırakalım.